kaç yazıyor? Kalp 85, hız 14, altında da 7 yazıyor. Bana da ver. Kalbi 100 yapayım, sonra veririm. Hadi turbo genç. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Zülfikar, bu arkadaş kimdir? Yüzü bana yabancı gelmiyor ama bir yerden hatırlayacağım bunu. Bizim eski caminin imamı. Hani bizi kovmuştu ya. Ne demek eski cami ya? Gelmeyecek misiniz bir daha camiye? Gelirim. Cemaatimin aslı unsurlar. Cami önü siz çok yalnız ya. Allah affetsin yaptık bir hata. Ama geldim özür dilerim. Haydi ne olur caminin önüne dönün ya. Ha? Bak vakit geçmek bilmiyorum. Behçet. Ha, çay içer misin çay? Ne yay ya? Yay nereden çıktı şimdi? Ne yayı be? Çay, çay. Bismillah. Tansiyonumu çalmışlar. Eşidenle. Gidiyor adam. Ne oldu ya? Yettim dayım, yettim. Lan ben mi? Ulan adam ölüyor sizin yüzünüzden. Kıvırcıklar. Ya böyle şey olur mu ya? Adamın tansiyonu çaldılar ya. Böyle bir şey var mı? Mümin, burnundan ağzından verdim seni. Yettim dayım, yettim mümin dedi. Yettim. Burada bak, burada. Tamam, bas. Ah, 14-9. Hadi geçmiş olsun hadi. Evet. Geçmiş olsun. Allah beterinden saklasın. Ben gidiyorum o zaman. Allah'a emanet olun. Bir çay da mı içmeyeceksin? Bak demleme. Mis gibi mis. Ya aslında çay benim birazcık mideme dokunuyor ama... Dedelerim ya, cemaatimin asli unsurları, güller ya. Babam. Babacığım. Verzinka mı? Evet. Hadi bir de Cemal Süreyya'yı da severim de ben Şuk'la edeyim burada. İnanmıyorum ya. İkinci baskısı hem de. Baba bak. En sevdiğim şiiri de bu. Allah'ım ne olur beni bu rüyadan uyandırma. Benim kızım Cemal Süreyya seviyor. Kızım iyi misin sen? Neden ağlıyorsun babacığım? Baba ne zaman düşersen beni tutarsın değil mi? Ya sen nereden çıkartıyorsun bunları? Tutarım tabii ki. Hadi bakalım, sür. Hadi, tutuyorum seni. Ay Zeynep gitmiş. Ay 22'si gelmiş. İkizi. Oğlum,
Ne oldu? Korktun mu? Ya anne ne korkacağım? Dalmışım. Anne sana bir şey söyleyeceğim. Hı. Hani biz hep Zeynep'in biraz huyu suyu değişti falan diyoruz ya. Anne değişen Zeynep'in huyu suyu değil. Kendisi. Gene aynı konu. Döne döne aynı şey. Anne bu Esma. Yahu bunlar birbirlerini bir yerde bulmuş olamazlar mı? Anne bu Esma. Ecevit sen iyice paranoyaklaştın. Öyle bir şey olabilir mi? Mümkün mü? Öyle bir şey olsa benden kaçar mı? Ay başlamayın gene bu konulara. Bak tansiyonum çıktı. Şekerim bile yükseliyor. Ay sıkılıyorum bunları konuşmaktan. Acıyın birazcık da bana canım. Aa! Siz görürsünüz be. Ben kızımı tanırım. Ben kızımı bilmez miyim? Bu Esma hepinize ispat edeceğim. Alo? Alo, iyi günler Meryem Hanım. Ne oldu oğlum, buldun mu? Buldum, haber vermek için aramıştım ben de. Birazdan mesaj olarak göndereceğim adresi. Ay sağ ol çocuğum ya, sağ ol. Allah senin de gönlüne göre versin. Tarık, bak ben bekliyorum oğlum. Mesajı hemen at bana, tamam mı? Tarık çocuğum bir de bir şey diyeceğim. Hakkında helal et. Şey, ben aramaz diye arkandan konuştum da. Helal olsun. Asıl siz helal edin. Hadi sağ ol çocuğum, sağ ol. Ablam! Canım annem benim ya. Of ya, of. Bu işi de hallettiğimize göre ben gideyim o zaman. Nereye gidiyorsun Tarık'cığım ya? Kalsana. Hem vallahi çok canımız sıkılıyor bizim. Zaten Esma da araba kullanamadığı için tıkıldık kaldık. Ya benim bu akşam programım var. Yoksa çok isterdim kalmayı tabii. Ha. Ama isterseniz yarın gelebilirim. Sizi alırım bir yerlere gideriz. İsterseniz tabii. Ay ne kadar iyi düşündün sen ya. Aferin sana. Yani tekrar buraya kadar gelecek misin? Gelirim tabii, niye gelmeyeyim ki? Tamam o zaman. Ben kaçtım o zaman. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Yarın görüşürüz, bay. Ben sana ne dedim? Senden hoşlanıyor dedim. Yoksa deli mi her gün Çatalca'ya kadar gelsin? Sakin ol artık. Adresleri elimizde. Zeynep'im. Zeynep'imin adresi burada. Abla be. Biz adresi aldık da eninin sonunu düşünmedik hiç. O nasıl laf öyle? Halimiz ortada. Borç harç. Uçak bileti kim bilir kaç para. Oraya gideceksin Almanya. Eşin yok, dostun yok. Bunun vizesi var, pasaportu var. Hepsi para ya. Sen o adresi aldın ya ablam. Her şey olur. Üzülme artık, mutlu ol. Ya buna kavuşacağım. Yavrum. Benim yavrular. Ben gideyim şunları oradan toplayayım, artık ter içinde kalmışlardır. Sonra da oradan eve geçerim. Daha yemek yapacağım. Hadi gözümüz aydın. Dedeler, çok iyi yere tezgah açmışsınız ha. Keşke Ramazan'da burada olaydık. Serin serin otururduk ya. Yemek desen yiyecek yer de var. Vallahi çok güzel ha. Evet. Dedeler, siz önden yavaş yavaş yürüyün. Ben size yetişirim inşallah. Bakayım. Aa, kan ter içinde kalmışsınız. Tamam, bitti oyun. Hadi bakalım doğru eve. Asiye Hanımcığım. Merhaba hocam, buyur. Merhaba. Üzerime vazife değil ama merakımı celbetti.
Az önce Meryem Hanım benim telefonumdan birilerini aradı. Canını sıkın gördüm. Bir derdiniz, sıkıntınız mı var? Sağ ol hocam, biz hallederiz. Hayır, yanlış anlamayın. Komşuyuz. Eğer yapabileceğim bir şey varsa... Sağ ol, sorman yeter. Çocuklar siz gidin teyzenize, ben geliyorum. Aslında hocam, ya senin Almanya'da şu Stuttgart'ta bir tanıdığın var mıdır? Bizim Almanya'da hemşehri çoktur ama şu Stuttgart'ta. Şu Stuttgart'ta. Vardır ya Asiye Hanım. Kesin vardır biliyor musunuz? Kim gidecek? Meryem. Nasıl ya? Temelli mi gidecek Meryem Hanım? Yok be hocam. Temelli olur mu? Ya bizim orada bir işimiz var da hallolacak. Hı. Ama lakin vize için davetiye lazım. Tanıdık lazım. Onu orada yol yordam gösterecek biri lazım. Ben bu işi yaparım. Kesin bulurum ben ya. Bulurum ben. Sağ ol hocam be. Ama şu bizim aramızda kalsa. Ha? Bende. Mezara kadar bende. Tamam hocam. Tamam. Sen bana haber edersin o zaman. Tabii Asiye Hanım. Tabii. Sağ ol. Sağlıcakla. Sağ ol. Sağlıcakla. Haydi bakalım. Şimdi bunları... Bunları da böyle ya. Anneciğim, sen buraya otursana. Niye? Bugünlük de buraya otur anne, ne olacak? Allah'ım, yeni yeni adetler. İyi, hadi bakalım. Hadi bakalım, verin tabaklarınızı, size sürprizim var. Sen hepimizi topluca Tahtalıköy'e göndermeye niyetlisin. Kızma canım. Sen bir yumurta bile kıramazsın ya, ondan dedim. Bu ekşili köfte. Oo, hadi bakalım. Bu nereden çıktı şimdi durup dururken? Anneciğim, televizyonda gördüm, çok canım çekti, ben de yapayım dedim. hadi yesenize, nasıl olmuş? Yok artık. Çok güzel olmuş Besma. Aferin benim kızıma. Anne, sen niye yemiyorsun? Yani ekşili köfteyle ilgili bir problem var da ben mi bilmiyorum acaba? Bu nereden çıktı? Babamın resmi anne. Ya hiç ortaya koymuyordunuz. Ben de dedim ki çerçeveleteyim, salona koyayım. Özledikçe bakarım. Kızım, deden görünce delilenecek biliyorsun. Ama teyze, dedem evde yok ki. Çok severim onu ya. Kendi ellerimle yaptım. Senin için. Ya ver o zaman bir tane de yiyelim, bir tadına bakayım. Olmuş ya, eline sağlık. Bu ne böyle? Pazı dolması. Pazı dolması mı? Niye? Zeynep kızım istedi, ben de yaptım. Pazı dolması. Ne gereği vardı? Afiyet olsun. Anne bırak kalsın ya, bayağıdır yememiştim. Bir tadına bakalım değil mi? Senin için pazı dolması yaptım. Tam ağzına layık. Etli bu. Et konmaz ki buna. Sen ne anlarsın pazı dolmasında? Allah'ın Arnavutu. Zaten senin için zahmete giren de kaba. Gel gel. Bozulma hemen. Sen yapınca etli de olur.
Elinden zehir olsa yerim be. Ama pazı dolması etsiz olur. Bu etli. Ya ben doydum. Neyse size afiyet olsun. İyi akşamlar. Vay be. 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Sen ne Esma abla. Hayır, benim anlamadığım şu. Neden şimdi? Önceden kardeş gibiydiniz. Ne oldu da bir anda bayıldın? Gözümün önünden perde kalktı diyelim. Sendeki bu perde Esma abla açılınca kalkmış olmasın? Oğlum ne alakası var lan? Esma'yı ben sessiz sakin bir tip zannederdim. Yani tabii insan tanıdıkça... Oğlum bu kız bana benziyor. Böyle hırçın. Dediğim dedik. Tersi pis. Geçen gün aşk doktorunu okuyordum abicim. İnsan kendisine benzeyenle anlaşamazmış. Oğlum aşkın doktora olsaydı reçetesi de olurdu, ilacı da olurdu. Yaz bunu bir kenara. Hoppa. Hah. Bu pula çok iyi bakıyorsun. Bu senin kırık pulun. Al bunu eline. Al 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 al. Sana okullar tatil mi çok? Abi bak söylemeyeyim diyordum ama her seferinde aynısını yapıyorsun sen. Zar tutuyorsun. Bir dahakine fincan getireceğim, onunla oynayacağız ha. Ağlama ola. Ağzımızın tadıyla oyun oynuyoruz şurada. Oğlum benim talihim döndü. Aşkta da kazanıyorum, oyunda da kazanıyorum. Çiş bacıyı sarmış olabilir ama dikkat et. Bu işlerde belli olmaz yani. Oğlum yarın ilk buluşma. İllaki bir ateşlenme olacak yani. Dikkat et, Devran Reis de kile çevirmesin sizi. Bana bak sakın. Ağzından tek bir kelime çıkar. Ola bu pulu görüyor musun bu pulu? Bu pulu yuttururum sana. Ya siz yakalanmayın da benden laf çıkmaz abi. Sırrınız sırrımdır yani. Diyorsun. İnşallah bakalım. Of zara bak. Kardeşim madem öyle o zaman bu da bizim sırrımız. 2 Mars 1 üs. Öğreniyorsun öyle geliyorsun bir çocuk. Al bakayım şunu. Al al al. Ya al. Ama abi almasam bari. Al oğlum al. Hadi koş bakayım abine bir çay kap gel. Yürü hadi. Merhaba. Benim adım İsmet. Hakkımda bilmeniz gereken tek şey bu. Şimdilik. Buradan tüm sevenlerime kucak dolusu öpücükler gönderiyorum. Ya Hacit, oğlum kulaklık havası diye bir şey var ya. Baksana oğlum ben bile havalı oldum ha. Çok havalı oldun kardeşim o herhalde. Şarkı bitiyor oğlum versene. Bir şartla. Sonra? Çıkışta köfteciye gideceğiz. Tamam git İsmet ver hadi. Al oğlum. Ay, abimi darmadağın ettin sofrada Caniko ya. Çok fena oldu ama değil mi hala? Ay oldu vallahi. Ama neyse iyi de oldu. Aşk depreşti mi önünde durmak zor tabii. Ay onu nereden buldun Allah aşkına? Çalışmaz ki o. Babamın antikacı dükkanından aldım hala. Çalışıyor. Dur program başlıyor. İyi geceler İstanbul. İyi geceler kalabalık şehrin yalnız insanları. İyi geceler sokaklar, caddeler. İyi geceler iki kıtanın aşıkları. Ben bu gece çok keyifliyim sevgili dinleyicim. Hayatımda ilk defa kendime sakin, dingin bir liman bulmuş gibi hissediyorum. Bak, liman buldum diyor işte. Hala hatırlatırım. Tarık sahte Mona ile çıkıyor. Ya unut artık şu sahte Mona'yı. Çocukluğumun tasasız günlerinin neşesi var içimde. Çocukluğum diyor işte ya. Allah ya. Tüm şehrin kalabalığında sen yalnızlığını sırtlanmış taşırken bir köşe başından çıkıverir o. Göz göze gelirsiniz ve anlarsın. O senin yalnızlığını paylaşabileceğin tek kişidir. Bütün yalnızlıklara karşı yüreğinde kocaman bir dünyayla o ruhunun diğer yarısıdır. Bütün bu lafları sana söylemiyorsa bana da afoş demesinler Esmalı. Öyle mi dersin hala? Bana mı diyordur? Yok bence Mona'ya diyordur yok.
İkinizden başka kimse cümlelerde aramayacaktır kendini o andan sonra. Kimse okuyamayacaktır satır aralarını sizin gibi. Kimse onun kadar sen olmayacaktır bundan sonra. Görürsün ve bilirsin. O beklenendir. Yok ama yok. Mona'ya söylüyor bence. Ya Mona'yı unut artık. Hadi diyelim ki Mona'ya söylüyor. Niye her gün senin yamacına koşa koşa geliyor çiçeğim? Ha? Niye? Ya saf mısın sen ya? Mona falan yok artık onun kafasında diyorum. İyice. Vallahi Mona zaten benim. Beni mi unuttu yani şimdi? Ay çiçeğim sen şimdi de kendini mi kıskanıyorsun ya? Senin kafa gitti aşktan iyice. Ya hadi o Rozoman'ı başkası zannediyor. Ama seni seçti Pikachu. Siz de diğer yarınızı bulabilirsiniz şayet. Onu asla bırakmayın. Sımsıkı sarılın ona. Ve gözlerindeki cennette kaybolun. Bu çocuk hala Mona'dan bahsediyor. Mona'ya demedi ama. Kime dedi o zaman? Gecenin ilk şarkısı benim diğer yarım için gelsin. Ben seni sevdim ya, dünyalara bildirdim. Ben seni sevdim ya, dünyalara bildirdim. El durdun kaşlarını, babanim, babanim bildirdim. El durdun kaşlarını, el durdun kaşlarını, babani, babani mi el durdun? Şekerliğine baksana. Ne kadar şeker değil mi? Çok şeker. Emlakçıdaymış. Hadi gidip bakalım. Aysel bana gösterdiğin dükkan ta Kanlıca'da. Nasıl kalkıp gideceğiz buradan oraya? Ama çok şeker. Bak. Ya Aysel o kadar şekerse kalkıp kendin gidebilirsin. Seni tutan yok.
Ben buradan Kanlıca'ya nasıl gideyim? Ha? İstanbul trafiğine çıkmayalı bir sene oluyor. Ya Aysel, ben nasıl gideyim bu trafikte? Ya benim işim gücüm var, seninle mi uğraşacağım ya? İyi, tamam. Ben kendi işimi kendim hallederim. Gitmiyorum. Tamam. Tamam. Tamam Aysel, tamam. Öğleden sonra ben bırakırım seni ya. İlk randevu. Ay inşallah Devran'la benim buluşmamız kadar güzel geçer. Biz sizin kadar romantik olamayız hala. Sizin mandalina romantizmi bizi aşar. Doğru tabii bir yerde. Yani herkes o kadar ince fikirli olamayabilir. Sonuçta partnerinin C vitamini ihtiyacını düşünen kaç kişi kaldı ki? Ay Esmal ya, ben de mi gelsem sizinle? Öyle Devran'dan bahsedince böyle bir şey oldum biraz. Ne oldu hala? Özledin mi? Biz seni bırakalım geçerken. Gerçi bu sefer de Çengeli babamla yalnız bırakmış olacağız. Ya bırakalım ne olacak canım? Sonuçta bizim de kendi istikbalimizi düşünmemiz lazım. Hadi hadi hazırlan sen hadi. Kolay gelsin. Oo kaptan yakıyorsun. İşte yapıyoruz arada bazen böyle şeyler ya. Haftalık mazot parası. Dönüşte alırsın. Aa, bak yalnız ben bu akşam geç kalabilirim. Bu iş yarına kalabilir. Haberin olsun. Sen bu parayı çarçur etme de denizin ortasında kürek çekmek zorunda kalmayalım. Sen merak etme mandalina. Tedbirliyiz herhalde. İlk günden kıza rezil edecek değilim kendimi, değil mi? Tamam tamam göreceğiz. Vay! Poyraz'dayız. Ne bu hal lan? He? Bana rakip oluyorsun. Seninle aynı kulvarda yarışmak bize mi düştü reis? Biz haddimizi biliriz yani. Aferin, aferin. Akıllanacaksın sen ha. Adam olacaksın. Ne iş? İnce iş mi? Yok ya. Benim deniz işletmelerinde küçük bir işim var ama halledip geleceğim abi. Mühim bir şey değil ya. Oğlum o zaman arayayım genel müdürü. Genel müdür arkadaşım biliyorsun. Halletsin işini. Abi biliyorum, biliyorum da küçük iş. Ben de hallettim hemen. Lan ne gülüyorsun? Bak arayayım. Adam araba yolup bunu aldırmazsa adam değilim. Bari bir de arasana bir reis ya. Aa bak gördün mü şarjı bitmiş telefonum. Yoksa arayacaktım yani. Artık başka seferi. Kısmet. Reis şarjı biten telefonu çalıyor. Duydum onu, duydum. Aa bak gördün mü? Aşk ferman dinlemiyor arkadaşım. Yani şarjı bitik telefon bile dille gelip seni çağırıyor. Efendim, buyurun Devran Reis. Devran, merhaba. Şey, benim o taraflarda işim var da. Yani buluşsak mı diyorum. Tabii sen müsaitsen. Sen hiç zahmet etme, ben hemen geçerim karşıya. Hadi görüşürüz. Gençler, buralar size emanet. Ben yengenizle buluşmaya gidiyorum. La bana bak, sen de böyle giyindin hazır, bul birini. İki tane de bize bırak, bulalım Devran Reis. Hadi kaçtım ben. Ha şu Sabri Efendi'yi karıştırmasaydın iyiydi be abla. Bütün gün babamlarla oturuyor. Merak etme ya, adam imam kızım. Söyleme diye tembih ettim. Gidip dedikodu yapacak hali yok ya. Kızım, nikelin simgesi neydi? Ay abla ben ne diyorum, sen ne diyorsun ya? Ni. Ni. Tamam. Aman kafa mı kaldı ya? Anneciğim. Ben Esma'yı da alıp doğum günü partisine gidiyorum. Akşam okunmadan döneriz. Öptüm sizi fıstıklar. Ya şimdi biz doğum günü için bunlara izin verdik ya. Kesin eminiz değil mi oraya gittiklerine? Bir şeyler çevirmiyor bunlar.
Merak etme kızım. Emine benden korkar. O yanındaysa merak etme. Hayırlı günler Asiye Hanımcığım. Hayırlı işler Meryem. Ben Emine çıksın diye bekledim de sizin işi hallettim inşallah. Ha gerçekten mi? Ben şimdi gidiyor muyum? Gideceksiniz inşallah. Davetiye işini ayarladım. Sizi orada misafir de edecekler. Kendi insanınız gibi. İnşallah bir problem olmayacak. Allah razı olsun senden Sabri Efendi. Peki bu davetiye için ne yapmak gerek? Yani ne yapacağız biz sakin, başka? Sakin. Bir hafta içerisinde davetiye çıkacak. O sırada siz pasaport işlemlerini halledin. Bir telefon edeceğiz. Konsolosluktan randevumuzu alacağız. Gideceğiz, başvuracağız. Alacağız inşallah vizenizi. Hadi bakalım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hadi gidelim. Tarık hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abi? İyidir sağ ol. Kızım niye söylemedin Tarık'ın geleceğini? Yani biz gideceğin yere seni bırakırdık. Siz derken babacığım? Aysel'le ben bir dükkan bakmaya gideceğiz de geçerken biz de sizi bırakırdık bir yere. Tarık'ı yormasaydık. Yok canım yorgunluk ne demek? Biz zaten dün sözleşmiştik. Ha. Babacığım o zaman size iyi bakmalar. Abicim ben de onlarla gidiyorum tabii ki. Hadi size iyi eğlenceler. Kalsaydın. Ya hatırım kalır lütfen bizimle kal. Yok abicim ben de gideyim ya sonra eğleniriz beraber tamam mı? Hadi bay öptüm sizi. Sorun yok değil mi şekerim? Ya, sorun morun yok. Hazır mısın sen? Her daim hazırım. Gidelim o zaman. Hadi hazırım. Gidelim. Sen de mi davetliydin? Ya benimle ya da hiç. İşine gelirse. Pek işime gelmedi ama neyse. Buyurun. Allah Allah. Sırık. Canikolar. Nereye gidiyorsunuz bakalım bugün? Vallahi benim hiçbir fikrim yok. Haşin bakışlı yarimle nerelere aksak acaba? Bugün Esma nereye isterse oraya gidiyoruz. Haliç'e gidelim mi? Hem sahaflara da uğrarız sonra. Olur. Bence gayet güzel bir program. Ay saçmalamayın Allah aşkına ya. Abimin dükkanı sahaf gibi zaten. Başka bir yere mi gitseniz acaba? Aa, yeni akvaryum açılmıştı. Oraya gidin mesela. Hala sen Haşim bakışlını akvaryuma mı götüreceksin? Ay hiç bilmiyorum ben ya. Artık yüreğimiz nereye giderse oraya gideceğiz. Aman meyve haline gitmeyin de C vitamini deposu diye. Ha ha ha! Çok komikçili. Ay halayla dayıyla dalga geçilir mi ya? Çok ayıp, çok. Ne iyi oldu böyle Çatalca'ya gitmemiz. İstanbul'dan bu kadar uzağa. Ya anne ne oldu da İstanbul'dan bu kadar soğudun? Bir türlü anlayamadım vallahi. Terlemişsin. Klima da açık, tutulacaksın valla. Ben de her zaman yanımda havlu taşırım. Bugün unutmuşum. Böyle şeylere dikkat etmen lazım senin. Huzurunuzu bozmak istemem ama nereye gidiyoruz? Kanlıca'ya. Kanlıca'ya mı? Ayol ne işimiz var Kanlıca'da? Başka yerdeki dükkanlara kıtlık mı geldi? Oradaki dükkanlar çok güzel Zeynep. Çok seviyorum ya.
Evet ama şimdi orası itiş tepiştir. O keşmekeşin içine girmeye ne gerek var? Ya anne şurada 2 dakikalık huzurumuz var. İlle içine çomak sokacaksın ya. Ya gidiyoruz güzel güzel iştenle.